Emre, orada mısın, duyuyor musun? Selamlar Batuhan, duyuyorum seni. Ne haber? İyiyim abi, sen nasılsın? Bomba İyiyim, gibiyim çok. ya. Bomba gibi misin? Evet. Okey, ilk sorum geliyor arkadaşlar. Bomba gibi olmanın arkasında ne yatıyor? Neden bomba gibisin? Çünkü TBF'den beri böyle kompetitif bir arenanın içine tekrar girme hevesiyle tutuşup duruyordum. Ve sonunda bugün tekrar İstanbul'da, tekrar otelde, tekrar yarınki turnuvayı beklerken takımımla birlikteyim. Bu nedenle bomba gibiyim abi. Şahane. Arkadaşlar, bilmeyenleriniz olabilir. Emre TT'nin, yani Team Turkuality'nin eski koçu. Şu Evet, an evet. izleyicisi sadece herhalde, ya da rakibi. biraz bahsedebilir misin? Nasıl oldu? Nasıl geçti? TT nasıl gidiyordu? Sonra ne oldu da ayrıldın? Ve nasıl Ace'e devam ediyorsun? Yani nasıl o süreci olduğuyla bize bir anlatabilirsen. Anladım. Nasıl olduğuyla başlayayım. Bence en bomba kısmı burası zaten. Evet. Bir gün uyandım ve biliyorsun bir tane fan sayfam var. Fan sayfamda yaklaşık böyle bir 400-500 tane beğeni gördüm. Allah Allah dedim. Hayırdır, ne oluyoruz falan. Bir baktım koç olarak benim adım yazıyor abi. Nasıl yani? Nasıl abi, bu böyle mi? Yani bir gün uyanıyorsunuz ve bir takıma evet. koç olarak. Evet, böyle oldu. Ben bu takımın yayıncısıydım ve bir gün koç olarak uyandım. Gerçekten bu şekilde. Şu an abartmıyorum yani. Ama öncesinde de bir yayıncılık kariyerim var. Evet, öncesinde TT'de yayıncılık yapıyordum. Fakat böyle koçluk olarak takımın idari kısmında hiç bulunmamıştım. Sonra bir gün uyandım ve koç oldum. Dedim ki ben bu işi zaten dedim kıvırıyordum biraz. Bari dedim düzgün bir şekilde yapayım. Ardından yanlış hatırlamıyorsam o turnuvada 3. HVA'yı yenerek ardından gelen yaz mevsim turnuvasında da 2. olmuştuk. Sonra TBF'ye katıldık. TBF zamanları gerçekten kendimi düzgün bir şekilde gösterebildim. Otel odasında, hatta yine bu oteldeydi. Hatta bir yan odadaydı. Onu da hiç unutmuyorum. Böyle saatlerce taktik analizi yaptığımızı hatırlıyorum oturup takımca. Ardından TT süreci beklenmedik bir şekilde sona erdi. Tam yaz aralığındaydık. Biliyorsunuz yazla böyle sonbahar ortasına kadar böyle LOL adına böyle nasıl diyeyim? Turnuva alanında hiçbir şey yapılmaz. Bomboş geçer. Bu bomboş geçen aralıkta ben de diğer bütün oyuncular gibi hiçbir şey yapmıyordum. Bunun üzerine Team Turkuality benimle çalışmaya devam etmeme gibi bir karar aldı. Bu kararı yani almışsa karşı. Kovuldun. Evet, kovuldum. Aslında kovuldum, evet. Okay. Bir müziğin sesini biraz daha kısar mısın diyen insan sayısı çok ama ben duymuyorum müziğin sesini ya. Nasıl kısayım? Okey, kıstım biraz daha. Pardon abicim, böldüm. Team Turkuality'den kovuldun. Evet, kovuldum. Ardından bir adını hepinizin bildiği ama şu anda burada bazı nedenlerden dolayı söyleyemeyeceğim bir profesyonel takımdan teklif aldım. Onunla görüşme aşamasındayken Berket Aldırın Demir, hepiniz biliyorsunuz üst koridor oyuncumuz. Onu anlattım. Abi dedim böyle böyle bir takımdan teklif var. Ben de dedim bu arenada olmayı seviyorum, bu alanda yer almayı seviyorum. O nedenle kabul edeceğim muhtemelen tekliflerini dedim. O da bana sakın yapma öyle bir şey abi falan dedi. Oğlum diyorum neden, hani ne yapacağım diyorum. Abi sen yapma boşver falan diyor. Ardından bir gece sonra Little Nux'ı ve Berket Aldrin ile birlikte bir konuşmamız oldu. Ace Sur projesinden, artık yeni adıyla ASSI projesinden bahsettiler bana. Ve bu takıma koç olup olmak istemediğimi sordular. Sen de? Dedim olur, neden olmasın. Hemen olur dedim mi? Hemen olur demedim. Çok şüpheli yaklaştım önce. Yani çünkü Wildfire ilk kurulduğu dönemlerde de ben Team Turkuality'den ayrılan o 6 kişi içerisindeydim ana kadroyla birlikte. O yüzden şüphelerim vardı. Dedim yine aynı şeyler olmasın. Wildfire'la 2 aylık kısa bir maceram olmuştu ve yönetimle uyuşmazlığından dolayı oradan ben kendi kararımla ayrılmak durumunda kalmıştım. Çok olaylar yaşanmıştı bununla ilgili. Dedim ki yine aynı şeyler olmasın falan. Dediler ki abi burada bir yönetim yok. Yönetim biziz. Oyuncu odaklı, oyunculardan oluşan, yönetimi dahi oyunculardan oluşacak bir e-spor kulübü kuruyoruz. Bizimle misin dediler. Bizim sizinleyim ya dedim ve bu şekilde yani bir günlük bir arada süreç oldu. Ardından ASUS full takımına, yani artık ASUS'a diyeceğim bundan sonra. ASUS'a takımına diye, evet. ASUS'a takımına katılmış oldum bu şekilde. Peki burada çok güzel bir şey söyledin. Oyuncular tarafından yönetilen ve oyuncuların oluşturduğu bir ekip. Peki evet. Diğer e-spor takımlarından farkı nedir? Yani diğer e-spor takımlarında oyuncuların bir şey söylemeye hakkı yok mu? Ya da oyuncuların söyledikleri kulak arkası mı ediliyor takım sahipleri tarafından ya da diğerleri tarafından?
Şimdi buna vereceğim cevap aslında oldukça tehlikeli bir cevap. Tehlikeli bir soru. Hadi tehlikeli soruya tehlikeli cevap ver. Hadi tehlikeli bir cevap vereyim. Her takımda değil ama gördüğünüz e-spor takımlarının arkasında bir derin lol diye esprili bir şekilde tabir edebileceğim bir organizasyon bulunuyor. Bu ne demek? E-sporun işin eğlenceli ve rekabetçi kısmından anlamayıp maddi kısmına sadece odaklanan yöneticiler bulunuyor. Maddi kısmı o kadar odaklanıyorlar ki işin rekabetçi kısmını ikinci plana atabilecek kadar hatalar yapabiliyorlar, büyük hatalar. Bu nedenle bizim aslında bu ASSI'yi kurarken ki en büyük amaçlarımızdan biri de böyle bir şeyin varlığını ortadan kaldırmaktı ki bunu da yani şu anda bu geçirdiğim bir ayda kaldırabilmiş olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde görebiliyorum. Peki şunu söyleyeceğim, mesela bu bir vaat sonuçta sana, değil mi? Sonuçta bir startup gibi yeni bir şey kuruyorsunuz. Evet. Sana vaatler veriliyor. Evet. Eğer çok özel olmazsa sana şu ana kadar yaklaşık bir 2 ay oldu değil mi herhalde? 2 ayı geçti mi? 2 ayı projeye benim katıldığım zamandan itibaren 2 aydan fazla oldu. İşte ama sizin duyduğunuz andan itibaren 1 ay, 1,5 ay diyebiliriz. Tamam, 1,5 ay diyelim o zaman. Bu 1,5 aylık sürede sen bu vaatlerin gerçekleştiğini ya da tatmin olduğunu söyleyebilir misin? Büyük ihtimalle tatmin sindir ki hala takımdasın ama ne derece ilerliyor? Yani sormamdaki amaç şu, yanlış anlama. Acaba takımı oyuncuların sadece kontrol ettiği bir yönetimle ya da o şekilde ilerletmek gerçekten tahmin ettiğiniz kadar kolay ya da avantajlı bir şey mi? Çok zor bir şey. Ama şöyle bir durum var. Biz bu takımı kurarken hedeflediğimiz birkaç tane ana hedef var. Hedeflediğimizde ulaşmak istediğimiz birkaç tane ana hedef vardı. Bunlardan bir tanesi oyuncuların bir takımı yönetebilecek kapasitede olduğunu fakat takım yöneticilerinin bir oyuncuyu anlayamayacak kapasitede olduğunu ortaya çıkarmaktı. Bunu sanırım şu andaki çizdiğimiz tablodan göstermiş olduk. İkincisi global arenaya Türkiye sularını aşıp kendimizi çıkarabilmekti. Hı hı. Şu anda pasaport işlemleriyle uğraşıyoruz. Köln'e gideceğiz bundan birkaç hafta sonra. Çok sanırım bunu da başarıyoruz. Evet, sanırım bunu da başardık. Türkiye'nin takımlarından biri olmak istiyorduk. Şu anda son yapılan HVA Aces maçından sonra internet üzerinde okuduğum en sık şey Aces bu sene şampiyon yeah yorumları oldu. Sanırım bu istediğimiz kitle toplamayı da başardık. Bir takım başka ne ister? Çok güzel. Şimdi HVA dedikodusunu yapacağız. Onu zorlayacağım seni o konuda ama onu biraz bekletiyorum. Şunu soracağım yani... Şimdi bir futbol takımında futbolcuların yönetici olduğu bir futbol takımı ya da ne kadar başarılı olabilir? Çünkü o işin aslında bir sürü de angaryası var. Büyük ihtimalle e-sporda da bizim bilmediğimiz, yani ben biliyorum içinde olduğum için ama bir sürü angarya işi de var. Ve yönetim tarafı gerçekten oyuncuları yorabilir. Bunun sizin oyununuza, gameplay'inize diyeyim ya da antrenmanlarınıza etki edeceğini düşünüyor musun ileride? Çünkü daha da büyüyecektir. Doğru, evet. Oyuncuların takımın yönetim kısmının işleriyle ilgilenmesi takımın gidişatını bozabilir. İşte bu yüzden zaten burada devreye ben, Alp ve takımdaki diğer elemanlar giriyor. Yani sosyal medya konusunda bir şey mi ihtiyaç var? Bir reklam kampanyası mı yürütülecek? Bir şey ön plana mı çıkarmak istiyoruz? Evet. Alp'i devreye sokuyoruz. Riot'la bir problem mi oldu? Vize işlemleri mi yapılacak? Bilmem ne mi olacak? Orada devreye ben giriyorum. Mümkün olduğu kadar oyuncuların üzerinden bu baskıyı almaya çalışıyoruz. Amacımız en başta bu şekilde. Zaten bu yüzden bu takımın bir menajeri, bir koçu, bir sosyal medya yöneticisi var. Yoksa oyuncular sayfadan kendi kafalarına göre bir görsel paylaşırdı. Bu şekilde de yürütebilirdik. Fakat amacımız oyuncuların üzerindeki bu büyük baskıyı daima almak oldu. Evet. Şimdi ben sesimi biraz açtım. Şuradan kısacağım. Hey, hey, test deneme 1-2-3. Oh yeah. Hey. Tamam, güzel. Okey, çok teşekkür ederim. Şeyi soracağım peki. Az önce Riot Games'le olan şeyleri söyledin. Fakat herhangi başka bir oyunda mesela bu Dota olabilir, Hearthstone olabilir, X, Y, Z yeni oyunlar olabilir. Açılmayı düşünüyor musunuz? Bununla alakalı bir fikirler var mı? Şimdi ilk olarak bizim bu takımı kuran ekip League of Legends profesyonel oyuncularından oluşuyor. Bu nedenle ilk etapta kendi önümüzde belirlediğimiz rotaya kendimizi sokmamız lazım.
Ama bu League of Legends oyuncuları aynı zamanda başka oyunlar da oynuyor. Şimdi konuşturma beni burada demişim. Söyleyebilirsin. Tabii yok, ki oynuyorlar. Yok canım tabii ki. Yani bir söylememde şaka yok. Yani şaka olarak söylemeyi. Söylememde bir sakınca yok büyük ihtimalle de. Aynı insanlar başka oyunlar da oynuyor ve biliyorlar da bu oyunları. Sonuçta bu tamam ticari bir yatırım olarak görmüyorsunuz belki ama başka arenalarda da boy göstermek isteyebilir mi Aces önümüzdeki dönemde? Göstermek isteyecektir muhakkak ki. Hı-hı. Ama önce bahsettiğim gibi League of Legends kısmını halletmiş olmamız gerekiyor. Bu arada takım oyuncuları şu anda benim odamı bastı. Evet sayın seyirciler, takım oyuncuları şu an bastı ve inanılmaz bir atmosfer var odada. Şu anda Alp, Yasin, Reosta ve Anıl Holifonix birbirlerine onları alabilir miyiz ya? Onları alabilir miyiz şöyle kameraya doğru? Yasin gelsene be. Hayır. Gel gel, utandılar. Gel utanma Yasin, gel utanma şimdi. Biz Yasin'le tanışmıyoruz arkadaşlar. Yeni tanışacağız şimdi. Aslında bir kaptırma. Geliyorum ya. Gel Anıl geliyor şu an. Anıl mı geliyor? Gel Anıl. Kamera burada. Eğilmen lazım. Şurada kendini görebilirsin abi. Yeni duş aldın mı da? Yeni... Oo bir dakika. Yeni duş almış. Anıl nasılsın? Anıl nasılsın? İyiyiz ne olsun işte duş aldık. Takılıyoruz. Beraber mi duş alıyorsunuz takımca? Beraber mi duş alıyorsunuz takım? Yasin'le beraber. Yasin'le beraber. Zaten şimdi şey bekliyorduk. Normalde Holy Phoenix ile Letilia'nın anlaşması problemi ya da anlaşamaması problemi çok şey getiriyordu. Soru işaretiydi. Acaba duşla bunu çözebilecekler mi? Diyor ki Letilia'nınla Holy Phoenix'in anlaşma problemi hep bir soru işareti getiriyordu. Duşla bu sorunu çözebilecekler diyor. Bu güzel bir taktik güzel. Ya odaya Yasin bir aynı odada kalıyoruz zaten. Sevişelim. Bakalım ne olacak? Şu an açık açık yayındayız. Ondan sonra problemimiz var mı göreceğiz yani oyunlarda. Okay. Peki neden sağa sola hareket ediyor acaba onu? Sağa sola hareket ettiğini soruyor çünkü sadece Popo'nu oynattığın görünüyor şu an. Ha, canım sıkıldı o yüzden. Kaç kişi izliyor? Bilmiyorum. O şu an 350'ye yakın kişi izliyor. Khal Drogo'ya benzediğini söylüyorlar. Ne düşünüyor bunun hakkında? Khal Drogo'ya benzediğini söylüyorlarmış abi. Evet. O wildcard ortaya çıktı ya. Benzemiyorum da aslında. Saçlar maçlar işte bir de siyah olmam. Biraz benzetiyor herhalde. Siyah olmam derken? Ya işte. Ama kaçım abi bu. Siyah olmam dedi. Anıl evet. Kendini şu anda siyah zannediyor. Krank'ın kamerasını biz görmüyoruz. Onlar yayında. Chat'i ve kendini kamerasını görüyoruz. Peki şöyle söyleyeceğim. Anıl bu transferden memnun mu? Kendi kararı tabii ki. Ama evet. Şu ana kadar bir şey söyleyebilir mi? Yorum yapabilir mi? Tamam. Güzel soru geldi. Anıl bu transferden memnun mu? Yani kendi kararı tabii ki bu takıma gelmesi ama şu an memnun mu bu takımda yer almaktan? Yani yemi kazanmasak belki memnun olmazdım. Ama kazandık. Kurt kızmadı. Kimse kızmadı. Ve artık yeme gidiyoruz. Umarım yarın lige de çıkarız. Ve pişman olmam. Arkadaş ortamı olsun, işte yönetim olsun. Herkes çok güzel, çok mutluyuz, memnunum. Tam yabancı transfer değil ya. Tam yabancı transfer ya, direkt siyahi oyuncu. Yarın çıkamazsak dağılıyoruz arkadaşlar buradan da. Neyse bu kadar yeter, ben kaçırdım hepinize. Çok teşekkür ediyoruz Anılar, sağ olsun. Şenlendirdi yayını. Yasin gelemiyor şu, gelsene. Gelsin abi, nasıl gelemiyor, gelsin ya. Utanmasın. Hadi bir geliyor. Daha İstanbul'a yeni geldi. Yani daha odaya yeni girdi. Daha selamlaşamadık bile. Burada... Selamünaleyküm. Selam abi. Hoş geldin. Gel. Eğiliyorsun azıcık. Burada gördüğünüz gibi beliniz görünüyor. Evet. Selamlar. Selamlar. Hemen soracağım. Yasin'i Raga Oktay'a benzetiyorlar. Doğru mu? Seni Raga Oktay'a benzetiyorlar. Abi yok. Ben gidiyorum. Hadi yok abi. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. All Star'a kadronuzda All Star'a seçilmeyen tek oyuncu olarak bunu direkt buradan söyler misin? Bak gitmesin. Dur gitmeden söyleyeceğim. Sen tamamla. Anlık tercüme et abi. Sanki ben yabancı dil konuşuyormuş gibi. Başını söylersem gidecek çünkü. Sen cümleyi tamamla. Bak gel. Bu bir iltifat. İltifat. All Star'a seçilmeyen tek oyuncu olarak. Oyuncu olarak. Gerçekten All Star'a seçilmemesinin yanlış karar olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Olduğunu gösterdiğini düşünüyormuş. Yani yaptığı oyunlar, oynadığı son maçta sergilediği performans gerçekten gözlerimizi yaşarttı. Yani yıldızın gitmesi gerekiyor. Koray'la Ferit daha yıldız yani bu ülkede. Fanbase olarak normal bir şey yani bu oyunculuğu
yani oyuncunun iyi olup gitmemesi gibi bir şeyi belirtmiyor bence. Peki Hidayet Türkoğlu'nun All-Star'a seçildiğinde onun da yıldız olduğunu düşünüyor mu? Peki Hidayet Türkoğlu'nun All-Star'a seçildiğinde onun da yıldız olduğunu düşünüyor muydu? Abi ben basketbolu takip etmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Duydun mu? Duydum, duydum, duydum. Yine çok teşekkür ediyoruz yabancı oyuncumuza. Teşekkür ettiler yabancı oyuncumuza. Evet Emre, senle devam edelim o zaman. Bütün takıma bu arada başarılar diliyoruz. Hepsine sevgilerimizi yollayalım buradan. Bu da şu an Taldirin'le Letilian yok. Onlar da birazdan gelecek. Gelirler diye tahmin ediyoruz. Bir de Muhammed'in uçağı da gelmemiştir bile. Onun çok uçağı biraz yavaş gidiyor. Onu ben söyledim. Çok hızlanmasın diye pilota söyledim. Ankara'dan geldiği için yani Berke, Onur zaten İstanbullu. Bir Yasin, ben ve Muhammed başka şehirlerden geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Yasin Antalya, Anıl da İstanbul. Ben İzmir. Şu an atalandı Bursa çocuğuyum lan ben diye bağırıyor oradan. Yok yok, sıkıntı yok sizde. Yok, sudurun ya. Koçunuz olarak size emin. Aynı zamanda Muhammed de Ankara'dan geliyor. O nedenle Muhammed'in bileti en geç olandı. Muhammed'in gelmesi bayağı o yüzden uzun sürebiliyor. Peki, sana şöyle bir sorum var. Şöyle bir sorum var. Şimdi yemektesiniz hepiniz. Yemekler söylendi. Üstüne... Bu akşam yaşanacak mı söylediğin sanki? Tamam, bu akşam yaşanacak bir şey. Bak, yemekler evet. Söylendi. Böyle Osmanlı mutfağı. Yediniz yemeklerinizi. Mis gibi kebaplar, yemekler yenildi. Ondan sonra bir tatlı söylendi. Ama ortaya bir tane tatlı söylendi. Evet. Ortadaki tatlı künefe. Hepiniz künefeyi çok seviyorsunuz. Herkes kesti şeylerini, şeyler falan, ama bir tane fazla. Hani kaç kişisiniz? 6 değil mi? Biz şu anda 7 kişisiniz, pardon. 7 kişiyiz. Evet, 7 kişiyiz. Ama 8'e bölmüşler. Künefeyi 8'e bölmüşler. Evet, künefeyi 8'e bölmüş. O son parçayı kim yer? Zor sordum. Evet, o 8. son parçayı kim yer? Anıl yer abi. Anıl yer. Neden Anıl yiyor? Yalan. Bugün yemek yemeye gittik abi. Ayıptır söylemesi, aç olanlar varsa çok kusura bakmasınlar. İskender artı lahmacun artı kolalı müthiş bir kombodan sonra Anıl masadan kalktı ve açım abi dedi. Ne dedi? Ben açım abi dedi masadan kalkıp bunları yedikten sonra. İlk cümlesi ben açım abi oldu. Adam alıştı pentakille, tabi kesmiyor şeyler. Doğru. Double killer falan. Yani muhtemelen masaya bir künefe gelse, 7 kişiye 8'e bölünse 8. parçayı Anıl yer diye düşünüyorum abi. Yani oyuncular şey... kimi olduğunu düşünüyor? Yasin sence kim yer? Biz bir masadayız. Bak, bugün gurtçalar diyorlar. Bak gurtçalar diyorlar. Bir şey yenmesi gerekiyorsa Anıl yer. Bir şey yenmesi gerekiyorsa yani masada yenecek bir şey varsa Anıl yer olur dedi Yasin. Anıl sence kim ya? Konu çok yanlış yerlere gitti bu arada. Yani benden masada. Oyunculara ulaşırken masadayı vurgulamak zorunda kalıyorum çünkü yanlış gidiyor. Anıl, masada künefe var, 7'ye bölünmüş, 7, yani 8'e bölünmüş ama biz 7 kişiyiz. Evet. O iki parçayı kim yer? Bir parçayı kime gider? Ben yerim. Sen yersin, Anıl da ben yerim dedi. Ya. Aynen, direkt net söyledi ya. İzleyicilerden birisi şey demiş, ADC feedlerseniz böyle olur. Tabii feedleme konusu Anıl'dan sorulur. Anıl likes to be fed. ADC yani beslenmeyi seviyor yani. Beslenmeyi seviyor, hatta sinirleniyor. Bir kere beslediniz de mi yapmadık falan diye. Burada beslenmeyi seven bir saldırı gücü taşıyıcımız var ya gerçekten. Peki şey yaptınız, nedir onun adı? Yemeği yediniz, kalkıyorsunuz. Evet. Fatura geldi ya da şey geldi işte, hesap geldi. Hesabı kim öder? Hesabı kim öder? Onur öder. Onur öder. Evet, hiç düşünmeden. Yani zaten Onur öder derken takımın hepsi aynı anda kafasını sallıyor. Onur öder. Yani. Onur öder. Okey, peki evet. Restorandan çıkacaksınız, otele doğru çıkacaksınız. Fakat biriniz acele ediyor. Hani ilk restorandan kim çıkar abi? İlk restorandan kim çıkar? Anıl çıkar abi bunda da. Adam gerçekten... son parça yiyor ve çıkıyor. Evet abi. Anıl şöyle abi. Bir şeyi çok uzun süre yaptığı zaman inanılmaz sıkılıyor. Ben nasıl böyle... Bu kadar uzun süre oynadı çok. Yani oturuyor mesela burada. Bir 15 saniye sonra bu eylemden sıkılıp mesela sallanmaya başladı az önce. Evet, gördüm. İşte o yüzden mesela tahminimce restorandan ilk çıkmayı tercih edecek olan sıkıldığı için Anıl olacaktır. Anıl olacak, tamam. Baştan senaryoyu kuruyoruz. Senaryoda önce yemeğinizi yediniz. Tatlının son parçasını, yani iki dilim tatlıyı Anıl yedi. Hesabı evet. Onur ödüyor.
İlk evet. Anıl çıkıyor dükkandan. Herkes çıktı dükkandan. Ama bir kişinin tuvaleti geldi. Yani o bir daha abi ben bir saniye bir tuvalete gideyim. Bir bekleyin dedi. Bu bekleten kim olur? Kim bekletir bizi? Muhammed bekletir abi. Bir tuvalete girer bekletir. Bir tuvalete girer Muhammed. Direkten sonra o bekletir biri bekletecekse diye düşünüyorum. Okey. Süper. Muhammed geldi. Otele doğru geri gidiyorsunuz ya da Riot Games'in ofisine doğru gidiyorsunuz. Taksi çağrıldı. İki kişi öne oturacak. İki farklı taksi tabii. 8-7 kişi olduğunuz için. Önlere kim oturur bu? Önlere kim oturur? Abi kiloları görmüyor musun? Kim oturur? Muhammed'le ben otururuz takside. Öne Muhammed'le ben otururuz abi. İncecik çocuklar bizimkiler. Bana sanki Letilian da öne oturur ve taksi parasını verirmiş gibi geliyor. Letilian uzun. İşte uzun olunca bacaklar sığmıyor. Ben ene gitmişim mesela. Arkada komple 3 kişi sıkışacağız yani. Sen onun yerine. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. 2 kişilik taksiye kimler biner? Şey arkada 2 kişi olacak ya bir tarafta. Ha. Oo, zor. Yani kim rahat oturacak? Yani bilmiyorum herhalde irilerden göndeririz ya Alp'le ben ya da Muhammed Alp ya da Alp de bayağı iri. Olur muhtemelen yani evet. Peki koç olarak sana bir şey soracağım. Takımınızın kilo ortalaması kaç? Çünkü gerçekten diğer takımlara göre biraz iri bir takımsınız. Takımımızın kilo ortalaması. Yani ben sanırım bu ortalamayı yükselten biriyim. Oyuncular olarak bakacak olursak oyuncular aslında çok aşırı kilolu değiller. İriler. Ben şimdi kilolu demedim. İri. Hani uzun boyluluk da bir şey. Hani Onur nereden baksan 80 kilo adam. Onur zaten bir dev adam yani yanında ben 1.83 bir adamım ve yukarı doğru bakıyorum yani Onur'a konuşurken. Senin de bir şeyin var, kalıbın var. Alp de sen zaten kalıp adam. Evet Alp de öyle. Anıl da kalıplı. Yasin mesela incecik çocuk. Bir tek Yasin ince ama. Bir tek Yasin ince demek ama ki. Ama mid oyuncuları öyle oluyor abi. Mid oyuncuları ince oluyor ki böyle sıyrılsın, dodge'lasın o skilleri. Orta koridor ince oluyor, sıyrılsın, dodge'lasın skilleri diyor. Doğru söylüyor. Doğru abi. Doğru şimdi söylüyor. Var mı arkadaşlar? Şimdi şeye bakalım. Orta koridor oyuncularını inceleyelim hemen. İnceleyelim. Ferit ince. Ferit Koray ince. 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 Başka kim var? Cüneyt var. Leylün'e ince. İnce mi ama? Cüneyt ince değil mi? Yapma oğlum. Kocaman adam. İtiraz ettiler abi. Cüneyt ince değil. Kim var başka orta koridor? O yüzden dodge'layamıyor olabilir. Eskiden inceydi. Tamam artık üst koridor. Kilo mu alacak anlamına geliyor. Tamam. Hayır bu kalan üst koridor. Şöyle o zaman. Kilo alınca üst koridora geçmiş olabilir. Ona itirazım yok. Bir şey diyeceğim. Bir kere Team Turquoise'de Elysium var abi. Tezin çürüdü. Evet. Gittin şu an yani. Orta koridor. Gidiyor oğlum. Mikrofon siz çok uzakta alıyorsunuz. Sus sus. Ne diyor ne diyor? Söyleyemem abi bunu. Vallahi kanal kapatır. Öyle mi diyorsun? Evet bunu okay. Ben iyi ki duymadım. Duysam kesin söylerdim kanal kapanırdı. %100. Aa Ahmet Star var orta koridorda. Evet. Ahmet de çok yani iri değil ama zayıf da değil. Mesela o orta karar kalıyor Ahmet. Ahmet ne kadar yetenekli bir oyuncu? Ahmet ne kadar yetenekli bir oyuncu? Yani Türkiye ortalamasına göre ortalamanın bayağı üstüne diyebilirim. Türkiye ortalamasına bakmayacaksın abi. Yani saydığımız starlara bakacaksın. Türkiye ortalamasına göre ben de fena değilim hani. Silver 3. Ya Türkiye ortalamasına göre Silver 3 sen bayağı kötüsün be Krank. Öyle mi diyorsun ya? Abi niye bu elimi bozdun ya? Ama anlıyorum en azından kırmızı mavi bufflar ne zaman nerede çıkacak biliyorum. Hayır demek istediğim yani Türkiye'deki orta koridorlara bakacak yani profesyonel arenada oynayan orta koridorlara bakacak olursak Ahmet kötü değil. Okey. Şunu söyleyeceğim. Geyiği bırakıyorum. Şimdi birazcık ciddi sorular soracağım. Güzel geyik yaptık bu arada. Teşekkürler. Bayağıdır böyle geyik yapmıyordum. İyi geldi. Yeni map değişikliği hakkında Aces takımı ve sen ayrı ayrı soruyorum. İkinize de soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? İlk seni alayım. Şimdi Aces takımı adına ben Muhammed'in söylediği şeyleri söyleyeyim. Hı-hı. İlk cümlesi çok karışık olmuş. La oldu. Muhammed'in ormanla ilgili bize ilk söylediği. Güzel. Çünkü gerçekten... Arkadaşlar bunu bir şey yapabilir miyiz? Herkes bir önce yazsın bunu. Bakın. Çok karışık olmuş la. Tırnak işareti içerisinde. Karışık. Yani redimi mi çalıyorlar? Sen redimi sen söyle. Olsa. Evet. Bunu gurt mu diyor? Bunu gurt diyor. Tamam, geç geç olsa. Bir tane söyleyemediğim kelime Wuha yıldız 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 smite kaçtı. Çorp kaçtı.
bizim sablardan biri atar belki chat'e onu. Hı hı. Bu şekilde. Yeni orman şu şekilde. Oyunu tamamen orman üzerinden kurabiliyorsunuz. Çok 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 fazla ekstra avantaj sağlıyor oyuna. Yani o totemlerin yerini tespit edebilme özelliği, minyonları execute edebilme özelliği ya da orman yaratıklarını üzerinize zehirden bir kalkan verebilme özelliği. Yani o kadar fazla şey eklenmiş ki ormancılar artık kendi rotasyonlarını ve kendi hareket tarzlarını belirlemek zorunda kalıyorlar artık. Nice. Peki takım ne düşünüyor? Diğer oyuncular? Yasin'e başlayayım. Olarak soru nasıl yeni orman hakkında ne düşünüyorsun? Evet, yeni map ya da yeni bu arada sadece orman değil, design olarak map'i de konuşabiliriz. Tamam, ilk Yasin sana soruyorum. Yeni map hakkında ne düşünüyorsun genel ormanda dahil? Güzel olmuş da bayağı bir karışık olmuş böyle güzel olmuş da. Ya zorlaşmış oyun. Bayağı bir karışık olmuş, zorlaşmış oyun. Eğlence için oynayanlar için zor olmuş. Eğlence için oynayanlar için zor olmuş. Daha keyifli olmuş. Bence. Rekabetçi arena için çok daha keyifli hale biz gelmiş. Duyuyoruz bu arada şeyi. Öyle mi? Geliyor mu? Duyuyorsun, geliyor. Evet, evet. Bak sesini alıyormuş bu konuşmada. O yüzden demin söylediklerinizi dikkat ettim. Bağırdım oğlum. Anıl? Valla jungle çok güzel olmuş. Ama Teravali'ye sormak gerekiyor tabii ki. 45 AD'ye veren bir item var. Evet. Alıyorsun, tek atıyorsun. Yeni jungle itemi. Alanlar üstünde çarp atıyorsun, true damage vuruyorsun bir de. Onu atan kazanıyor. Özellikle ilk yer memnun kalmadım. Yeni jungle olmamış, buradan Riot'a şikayet ediyorum. Yeni jungle'ı kaldırın. Anıl çok mutsuz bu. Evet. Nasıl söyleyeyim, sevgili Riot yetkilileri. Buradan Anıl'ın çağrısını duydunuz. Lütfen yeni ormanı kaldırın. Daha fazla ağaç kesilmesin lütfen. Peki. Biraz daha takımdan konuşalım gerçi. HVA dedikodusu yapacağız demiştik. Ona başlayalım. Sonra sana kişisel olarak geçmek istiyorum. Sana geçiş sağlamak istiyorum ama önce... Tehlikeli bir cümle olmadı mı? Sana kişisel olarak geçmek istiyorum şeklinde. Evet, evet. Kişisel olarak sana geçmek istiyorum. Daha doğru oldu değil mi? Wow. Tamam. HVA dedikodusu yapalım. Hadi HVA dedikodusu yapacağız. Umarım bakayım şimdi chatte mi Ferit, sevgili Ferit? Ferit chat'te değil, güzel dedikodusunu yapabiliriz arkadaşlar. Chat'te değil mi? Yayın kaydı varmış mı? Ona göre dedikodunun. Yayın kaydı var ama onu hallederiz, onu şey yaparız, sıkıntı yok. Yayın kaydını. Şimdi şunu sormak istiyorum. HV hakkında öncelikle bir sen, bir de takım, ikiniz de ayrı ayrı ne düşünüyorsunuz? Sizce HVA gerçekten korkulması gereken bir rakip Mayısız için? İlk ben mi takım? İlk sen. İlk ben. HV hakkında ne düşünüyoruz? Benim gözümde bu sene karşımıza gelebilecek Türkiye'deki arenada en güçlü rakip de HV'a. Hı hı. Benim açıkçası en dikkat etmemiz gereken rakip olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kendi adım cümlemi kuramadım ama en dikkat etmemiz gereken rakip olduğunu düşünüyordum. Bununla ilgili çok sorular geliyordu bize. Hani HV'ye karşı ne yapacaksınız, kazanamıyorsunuz, bimlemle vesaire olarak. Aslında takım çok güzel bir cevap verdi 3 gün önce. Hı-hı. Hem benim adıma hem kendileri adına. Ne yapacağız? Bunu yapacağız. Yeterli oldu mu? İstediğin sertlikte oldu mu? Oldu. Tam kıvamında oldu. Bir de takıma soralım. Onlar ne düşünüyorlar? Yasin. Soru şu şekilde. HV hakkında ne düşünüyorsun? HV ile oynadık. Sorunun son kısmını bir daha alabilir miyim? HV hakkında ne düşünüyorsun? Aslında HV hakkında ne düşünüyorsun yeterli olabilir. Hani uzatmaya gerek yok. HV hakkında ne düşünüyorsun? Evet, basitçe. Abi yani iki takım yani karşılaştırırsak DP, HVA ve bizim takımı bence güçler bayağı eşit durumda. Mesela bizim kazandığımız seride Best of Five'da bence biz genel olarak bump pick'te kazandık. Yani oyun içinde çok fazla bir yetenek farkı olmadığı için bump pick'ler oyun içinden daha önemli bana sorarsanız. Yani tek eorlamam bir şey değil. Duyuldu mu? Duyuldu, duyuldu, duyuldu. Bir umarım onu... izleyiciler de duymuştur. Bence güzel cevap. Bumpik'te yendiğinizi düşünüyor. Evet. Anıl ve varsa başka kimse orada. Onların cevabı. O zaman Alp'i hiç konuşturmadık. Bir Alp'ten Alp'e de soralım, ben. Alp'e soralım. Alp anlamaz ama Alp'e sor sen. Alp anlamaz ama Alp'e sor dedi. Alp, HV hakkında ne düşünüyorsun? Özetle yazsın. Sonuçta bilmeyen insanların da fikirleri bizim için çok önemli. Söyle, dinliyoruz. Yasin'in
söylediğine katılıyorum aslında. Direkt bump pick'te bitiyor. Fakat belli koridorların şeyleri, güç farkları oyunu dengeliyor. İki takımı dengeliyor aslında. Bana mesela sorayım. Hangi koridorda kim daha güçlü? Koridorda kim daha güçlü diye bir soru geldi. Öyle soru, öyle cevap verirsem böyle soru sorarlar abi. Üst koridorda belki daha günündeydi bana göre. Evet. Evet abi, belki daha günündeydi. Tamam, bunu söylüyorum ben de. Belki daha günündeydi. Orada işaretler geliyor değil mi? Aman şeyi söyleme falan. Arkada evet yani. El işaretleri falan. Arasında konuştuğu takılar falan da var. Yasin orada bir anda oğlum ne yapıyorsun diye bir anda durma çabasına girdi bir anda. Onun dışında söylenmez bence de ya. Orman ve... Bir tap mı abi bunun için mi? Tapını kalsın da. Okay. Ama birbirini direkt diğer koridorlarla eşitleyip pick bandan kazanamadım. Ben irdelemeyeceğim bunu daha fazla. Kavga olmasın aranızda. Tabii minik şey çıktı böyle, hani galyan çıktı. Şunu soruyorum o zaman. Değiştiriyorum soruyu. HVA'nın maçı trolladığını düşünüyor musunuz? HVA'nın maçı trolladığını... Daha doğrusu seriyi trolladığını. Bunu Anıl'a soracağım. Anıl! Ha, uyanık mısın? HVA'nın seriyi trolladığını düşünüyor musun? Evet. Çok net yani. Çok net abi, olmadı mı? Evet. Evet dedi yani. Hiç Yasin? Neden diye sor. Neden diye sor diyor. Neden Anıl? Neden? İlk maç morallerini bozduk, kazandık. Sonra yenilmeyi bilmedikleri için ne yapacaklarını bilemediler, kaybettiler. Duyuldu mu? Hayır, duyuldu ama anlamadım şimdi. Bir dakika, ilk maç? Dedi ki, ilk maç morallerini bozduk kazanarak ve yenilmeyi bilmedikleri için ne yapacaklarını bilemediler ve geri kalanı geldi. Ne soru? Ben, bir yanlış mı biliyorum? 2-0'dan 3-2 yendik. Yendiniz, pardon. Letilian'da şu anda odaya giriş yaptı. Hemen Onur, hemen Onur'a soralım o zaman. Düşünüyor mu trolladıklarını? Onur, one shot. One shot. Şu an one shot'ı kim yapar? Biliyorum. Biliyorum. Ses alıyor mikrofon. Haberiniz olsun. Şu an bayağı şey durumundayız. Ateş, Onur, işiniz mi var? Onur şu an gelemiyor. Evet, öyle bir durum var. Okey, problem yok. Biz seninle konuşalım. Ben hatta sana geçeyim yavaştan. Tamamdır. Arkadaşlar, bilmeyenler için Emre Sidious Ürük. Sen tanıtsana ya. Sen bahset kendinden. Bak bahset. Ben bu arada gırtlağım birazcık yıpranır gibi oldu. Hemen bir ufak alkolümsü alıp geliyorum. Tamamdır. Ben... Sen anlat ama. Emre Sidious Ürük kimdir? Tamam, kimdir? Bu işe Team Turkuay'da ilk kez profesyonel olarak başlamış. Whitefire gibi takımda menajerlik ve koçluk tecrübesi edinmiş. Üstüne de şu anda Aces High takımında menajerlik, koçluk ve yedek oyunculuk yapan bir insan evladıyım. Aynı zamanda kendi halinde yayınlarında inanılmaz az LoL oynayan bir oyuncuyum. Yani sohbette yazıldığı gibi bir aşırı oyun oynayan League of Legends oyuncusu değilim. Bütün bunlar dışında şu anda da yaptığım işler, Base TV adına Black Monster Cup sunuculuğu yapıyorum. Bir ara Riot Games'e sunuculuk yaptım. Hı hı. Bu sunuculuk işlerinde yayıncılık, koşuk menajerlik dışında da ekstra olarak devam ettiriyorum hatta. Aslında hem sunucu, hem streamer, hem de e-sports yani e-spor arenasında bir koçuz ve analistiz. Doğru mu? Doğrudur. Okey. Peki, kendimizi puanlayalım o zaman. Hem koçluk yani e-spor tarafını, hem streamerlık tarafını, hem de sunuculuk tarafını ayrı ayrı puanlaman gerekiyor. Vereceğin 10 puan var, bunları dağıtman lazım. Go. Kendimi... Neye ağırlık verdiğim şekli mi, kendimi neyde daha iyi gördüğüm şeklinde mi? Neye ağırlık ver... Yani ikisi beraber ya, ikisini de düşünerek. Tabii ki neye ağırlık verdiğin de önemli ama neyi iyi yaptığını da. 4 sunuculuk, pardon, 4 koşuk, 4 menajerlik, 2 sunuculuk. Yani sunuculukta kendini eksik görüyorsun ya da sunuculuğa hayır, daha az önem veriyorsun. Takımımdan daha az önem veriyorum. Takımım daima şeyden önce geliyor. Bu tarz sunuculuk ya da yayınlarından daha önce geliyor. Okey, peki bir dakika. E-spor'a kaç verdin? 4 verdin. E-spor... 4. E-spor demedin. Koçluk ve menajerlik olarak ayırdın. Hayır. E-spor, streamerlık ve sunuculuk.
yine 4-4-2. E-Sport 4. Güzel yalnız değiştireceğim bir şeyi. Sunuculuk 4. Yayıncılık 2. Kendi yayınlarımdansa sunuculuğa daha fazla önem verdiğim doğrudur. Peki sunuculukla takımına aynı sırada mı önem veriyorsun? Değil. Öyle mi? Kısmen o şekilde. Bu biraz da yaptığım sunuculukla ilgili. Kendimi geliştirmek adına bir şeyler kendime katabileceğimi düşünüyorsam evet dediğin şekilde. Ama bana bir şey katmayacağına inandığım bir turnuvaysa daima takımımı tercih ederim. Peki şeyi soracağım. Kendi kanalında neler oynuyorsun? Sadece League of Legends mı yayın yapıyorsun? Ben biliyorum ama izleyiciler bilmiyor olabilir. Anlatayım. Kendi kanalımda League of Legends aslında çok az oynuyorum. Burada gittin bizimkiler. Biz seninle mi gideceğiz? Otursan otur. Öyle bir şey yok. Kendi kanalımda League of Legends aslında çok fazla oynamıyorum. Ağırlıklı olarak Prison Architect, SimCity, başka düşüneyim. İçimdeki mimar konsept yayınlar. Ben genelde bir şeyler yaratabildiğim oyunları oynamayı çok seviyorum. Arada Battlefield gibi first person shooter oyunlar oynuyorum. Bayağı oynuyorsun Battlefield değil mi? Bu aralar çok değil ama bayağı oynadım, doğrudur. Osu, Payday, Ak bu arada bana hatırlatıyor hatırlamadığım şeyleri. Arada sırada böyle hiç beklenmedik bulduğum garip oyunlar olursa, retro oyunlar, onları oynamaya çalışıyorum. Hexball bile oynuyorum yani. Hexball turnuvası bile yaptık bizim kanalda. Çok güzel. Peki, benim gözlemlediğim bir şey var. Nedenini biliyorum yine. Yine de soracağım sana. Yayınlarını genelde sabah, gece, garip garip saatlerde açıyorsun. Doğrudur. Bu garip garip saatlerde yayın açtığında çok fazla izleyiciye ulaşamayacağını biliyorsun değil mi? Evet, tabii ki biliyorum. Peki niye böyle yapıyorsun be güzelim? Çünkü çok fazla izleyici hiçbir zaman istemedim, hala da istemiyorum. Çok seyirci... Nedir mesela? Neden bir insan neden çok fazla izleyiciye ulaşmak istemez streamer olarak? En istediği şey bu değil mi yani mesela? Hayır, bir insan neden çok fazla izleyiciye ulaşmak ister? Sen cevap ver. Ben bunu sana soruyorum. Sen bana... Tamam, çünkü o zaman şöyle cevap vereyim. Çok... Bir streamer ne kadar fazla takip ediliyorsa... O kadar beğeniliyor, o kadar iyi, o kadar büyüktür, o kadar fazla geliri vardır, kazancı vardır. Sponsorluk veya destek alma şansı o kadar yüksektir. Şu an bana yeterli cevabı verdin zaten, ben buradan devam edeyim. Birincisi, ben yayın yapmaya para kazanmak için başlamadım. Yaptığım bazı sunumlar ve işler hariçte yayıncılıktan hiçbir zaman para kazanma amacı gütmedim. Gütseydim zaten şu an yaptığım işler gecenin 4'ünde yayın açıp siz olun, ne olur paylaşmayın bu yayını, lütfen sizin dışınıza biri gelmesin demek yerine akşamın 8'inde açıp naber lan ağzına çaktıklarım diye yayın açmak olurdu, bir şeyler kırmak olurdu. Ben böyle bir insan hiçbir zaman olmadım. Bir de düşünmüyorum çünkü bu benim karakterime aykırı bir durum. Bu arada dis geliyor mu bazı yayıncılara? Dis mi atıyorsun yani, bu mu? Dis falan atmıyorum. ortalığı karıştıracağım ya. Çok izlenen yayıncıları ele aldığımız zaman ben açık söylemek gerekirse evet bu çok rahatsız edici bir şey ama o kitleyi istemiyorum chatimde. O kitlenin benimle iletişim içinde dahi olmasını istemiyorum. Olgunluk açısından değil ama muhabbet edebilite olarak ben chatimdeki o 200-300 kişiyle gerçekten oturur bir kafede bile buluşurum. Hiçbiriyle de bir itirazım olmaz bunlara. Bu yüzden ben böyle adamları istiyorum söyle. Mesela sen gel istiyorum. Orada ben bana... gelmem abi, ben seni izlemek istemiyorum ya. İzleme ama... LOL oynamıyorsun lan diye bana sataşacak çocuğun ya da ben orada ona şımarıklık yapıyorum diye beni beğenecek çocuğun ya da bana annesinin kredi kartıyla orada para yetiştirmeye çalışacak çocuğun benim peşimde koşmasını istemiyorum. Olay tamamen bununla ilgili. Hemen burada Oksi'ye de mesajımı yazdım, umarım görür. Cevabını verir. Bu arada arkadaşlar, Twitter üzerinden Emre'ye ya da Asus'a sormak istediğiniz sorular varsa Twitter üzerinden #BaseTV olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Gelecekler mi bu arada? Asus oyuncuları mı? Evet. Hayır, onlar yemeğe gitmek üzere ayrıldı. Biz de bu yayından sonra Alp'le ayrılacağız buradan. Bu arada Kerim'e söyleyeyim. Ben açıklama yapman gerektiğini düşünmüyorum ya. Kerim zaten seni tanıyor. Hani direkt olarak Kerim'e yönelik bir şey söylemediğini düşünüyordur diye düşünüyorum. Umarım. Yani çünkü chatte olduğunu görüyorum şu an. Sanmıyorum ki alınsın. Şimdi bir saniye. Buradan bildirimlere de bakayım.
Aces Oxy hakkında ne düşünüyormuş? Düşünüyormuş. P. 2.P Oxy sormuş. Buna istersen cevap verebileceksen. Ben cevap verebilirim. Bunun cevabını biliyorum çünkü daha bugün konuştuk Anıl'la. Şahane. Söyleyebilirsen söyle. Süper olur. Daha bugün Anıl'la adamı izlediğimizi ve nasıl yükseldiğinden falan bahsetmiştik yani. Bu arada kötü bir konuşma değildi. Nedir mesela düşüncesi? Ya da sizin takımın genel olarak düşüncesini biliyorsan eğer. Şu şekildeydi. Adam eğlenceli yayın yapıyor. Ben de izlerken eğleniyorum. O zaman niye izlemeyeyim? Şeklindeydi. Ben bu arada az önce bunu düzeltmem lazım. Laf ettiğim kişi Kerim değil, izleyici kitlesiydi. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben sanmıyorum yanlış anlaşılma olacağını. Biraz olmuş gibi görünüyor da o nedenle düzeltmek istedim. Arkadaşlar lütfen size yakışmayan şekilde küfürlerinizi sergilemeyin. Bir kenara bırakın. Varsa eleştiriniz yapın. Varsa bir şey söylemek istiyorsanız söyleyin. Burada herkes eleştiriyor açık ama hakaret yap. Bize yakışmıyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Eğer varsa hashtag BaseCV şeklinde sorularınızı sorabilirsiniz şu saatten sonra. Şu an kimse sormamış, o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Eğer sorunuz varsa chatten değil tweet üzerinden hashtag BaseCV şeklinde Emre'ye sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi. Evet. Şey soracağım sana. Takım olarak sence bu sezonun şampiyonu olabilecek bir takım kalitesini görüyor musun takımınızda? Varsa eğer eksikleriniz neler, düzeltmeniz gereken şeyler neler, bunları paylaşabilir misin bizimle? Esayda şampiyon olmak istiyorsak takımın birbiriyle daha yeni yeni uyum sağlamaya başladığını görüyoruz. Hı hı. Bu uyumu daha yeni yakalıyorlar. Zamanla oturacaktır. Yani sezon sonunda TPF zamanı yaklaştığında muhtemel bir şekilde çok oturmuş ve çok dengeli bir takımımız olacaktır. Bu nedenle benim takıma güvenim tam diyebilirim. Peki şeyi soracağım. Letilian support'a geçtiğinde çok kişi tarafından eleştirildi. Ben az çok biliyorum fikirlerini ama insanlara sen de söyleyebilir misin? Letilian'ın support'a geçmesi hakkında ne düşünüyorsun? Sence toparlayabilir mi ya da alışabilir mi bu role? Ve Holy Phoenix'te nasıl uyum sağlayacak? Şimdi bana göre istisnasız Anıl Türkiye'nin en iyi saldırı gücü taşıyıcısı. İstisnasız Anıl, mı yani? Evet, Anıl Dark Passage'yken de ben aynı şeyi söylüyordum. Bu hı-hı, hiçbir zaman değişmedi. Buna inkar edecek de çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum. Onur. Hemen geliyorum. Alt koridorda tecrübeli fakat destek rolünde tecrübesiz. Bu tecrübesini de zamanla kazandığını görüyoruz. Yani ben Onur'un dilim dönmedi. İlk oynamaya başladığı zamanlarda nasıl destek oynadığını biliyorum. Şu anda nasıl destek oynadığını biliyorum. Bir dakika, kaçırdım. Evet, bir dakika kaçırdım, evet. Şu şekilde Onur'un alt koridorda tecrübeli fakat destek şampiyonunda tecrübesiz. Evet. Ama bir saldırı gücü taşıyıcısı oynadığı için uzun bir süre bir destek şampiyonundan saldırı gücüne taşıyıcısı ne bekler biliyor. Hı hı. Bu nedenle zaten 1,5 ay önceki Onur'la şu anki Onur'a baktığınız zaman arasında dağlar var. Bundan 1,5 ay sonraki Onur'la şu an arasında da dağlar olacak. Ben de aynı şeye inanıyorum bu arada. Yani sizin uzun bir serüveniniz var sezon olarak. Bu daha sezon başlamadan gördüğümüz Letilian. Sezon sonunda ya da ortasında göreceğimiz Letilian'ın şu ankinden farklı olacağına inanıyorum ben. Tabii ki. Yani ve bu olumlu zaten bir... bunun aksi düşünemez Batuhan ya. Yani illaki kendini geliştirecektir. Her oynadığımız maçta, her attığımız antrenmanda Onur o her yanlış kaçırdığı hukukta bile bir tecrübe ediniyor. E tabi. Hata yapmadan doğruyu bulamazsın. Bu yaptığı hatalar ona çok fazla yüklenildi. Yani aldığımız yenilgiler Onur'a mal edildi falan ama aldığımız galibiyetlerdeki başarıyı da mal etmemiz gerekiyor aynı şekilde kendisine. Anladım. Açıkçası ben de paralel düşünüyorum, benim fikrimi soracak olursam. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Şey soracağım ya. Aces sence ekip olarak birbiriyle uyum sağlayabildi mi? Yani DP'den bir oyuncu geldi, Wildfire'dan oyuncular geldi falan filan ama sence yeterli sinerji var mı? Ya da diğer şimdiye kadar içinde olduğun takımlara bakarsan sinerji olarak sence bir takım sinerjisi oluşmuş durumda mı şu an? Yani az önce gördüğüm sahne bu soruya kesinlikle evet dedirtiyor. Az önce görmeseydin hayır mı olacaktı? Hayır ama neden evet sorusu gelirse bu cevabı verebilirim. Yani bizim takımda
değişen tek oyuncu Anıl oldu aslında. Ve bir rol değişikliği gördük. Onun dışında kadro zaten birbirini tanıyan, birbiriyle çok iyi olan insanlar. Hı hı. O nedenle zaten bu konuda bir problem çıkmayacağını biliyorduk. Birbirleriyle de uyumlular. Bu nedenle takım arasında bir uyum olduğu, uyumsuzluk sorunu olduğunu hissetmiyorum. Şu anda da zaten yüzleri gülerek gezen birbirleriyle arkadaş 5-6 kişi görüyorum ben bizim takımımıza baktığımız zaman. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani aynı zamanda böyle birbiriyle profesyonel anlamda çalışan insanların dışında birbiriyle arkadaş insanlar. Zaten işin güzelliği de, işin sihri de buradan geliyor. Berk Doğan'dan güzel bir soru gelmiş. Takım işleri yayınını, yani streamerlık hayatını nasıl etkiliyor? Bu açıdan bakacak olursak takım işleri yayıncılık hayatımı engelliyor. Fakat ben söylemiştim, takım benim için daima bir tık önde olacaktır. Bu nedenle takım ve yayınlarım arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsam takımımı tercih ederim. Anladım. Peki nasıl etkiliyor? Olumlu olumsuz? Sadece zaman olarak mı etkiliyor yani? Şu şekilde, evet, zamanımdan alıyor. Takıma bir zaman ayırmam gerekiyor ve bunu benim yayın yapmamı kısaltıyor. Ama şöyle birkaç pozitif etkisi var. Birincisi, takımımızdaki oyuncuların hepsi yıldız oyuncular. Ben de onlarla birlikte olduğum için bir kere tanınırlık avantajım oluyor. Doğru. Bana böyle bir artısı var. Bütün bunların yanında bu kadar tecrübeli ve bu kadar yer görmüş, yani şu anda yanımda oturan adam 1,5 ay önce dünya şampiyonasına gitmiş bir adam. Yani en basından bu şekilde düşünebiliriz. Yani bu şekilde baktığımızda bile ben onlardan çok şey öğreniyorum. Bana çok fazla şey katıyorlar. Ben kendim yayın yaparak, kendim yayınlarda uğraşarak bu tecrübeyi elde edemezdim. Bu yüzden ben takımıma çok şey borçluyum. Bu yüzden de yayınlarım ve takım arasında bir seçim yapmak durumunda kaldığımda daima kendimi geliştirmek adına ve ben de onlara bir şeyler katabildiğimi düşünüyorum. Peki şeyi soracağım. Ben sormayacağım aslında. Emirhan Karaman sormuş. Kadroda fazla olan sadece Tyrese miydi demiş. Bunu şöyle söyleyeyim. Olan demeyeyim ama evet, bu soru size çok gelecektir. Evet. Tyrese'i tercih etmeme ya da böyle bir ya anlaşamama diyelim. Sebebi nedir? Bu şöyle gelişmedi SSI takımının kuruluşu. Yani hadi biz Tyrese'i dışarıda bırakalım da hadi hep beraber bir takım olalım şeklinde bir durum olmadı. Bu soru çok geliyor. Bunu bir açıklığa kavuşturmak gerekiyor zaten. Bu şöyle oldu. Bu kadro ilk kurulmaya başladığında sadece Yasin ve Onur vardı. Başka kimse yoktu. Yanına gelecek oyuncuların kimler olduğu belirsizdi. Hatta Ormancımız bile çok yakın bir zamana kadar belli değildi. Bunlar zaman içinde bizim tercihleri eliye eliye en iyi tercihleri bulmaya çalışmamızdan ortaya çıkan takım da bu oldu. Saldırı gücü taşıyıcısı Anıl geldi. Onur'u Ormancı'ya geçirmeyi uygun bulduk. Yasin iyi bir orta koridor. Berke iyi bir üst koridor. Muhammed iyi bir ormancı. Daha ne isteriz ki zaten takımdan? Bu şekilde denk geldi. Yani kafamızda planladığımız gibi hani hadi bakalım Tyrese olmuyormuş, biz o zaman ayrı bir takım kuruyoruz gibi bir durum olmadı. Coşkun'la hiçbir alakası yoktu bu konunun yani. Anladım. Bu sırada şeyi fark ettim ya. Oksi beni mentionlayıp bir şey atmış. Sanırım orada bir kırgınlık durumu var. Eğer buradaysa ve duyuyorsa yanlış anladığı için kusura bakmasın ama yanlış anlayacak bir durum yok. Bu arada yani sonuçta insanlar bir şeyleri beğenmek ve kapatmam lazım. Bir saniye. Remi ya da ekran kartı oynamış. İçerisinden çıkartıp onları bir dokunmam gerekiyor. Ne diyordum? Çok özür dilerim arkadaşlar. Sinem'in bilgisayarından patlama sesleri geliyordu da onun yardımı nasıl düzelteceğini. Bir insan beğenmeyebilir, beğenebilir. Bunda alınacak, kırılacak ya da bardak kıracak bir sebep yok. Sonuçta birebir zaten ilişkimiz olan insanlar. Ben sorun varsa da çözüleceğini düşünüyorum. Problem yok. Neyse, zaten One Shot'ın sebebi biliyorsunuz, amacı kavga çıkartmak, e-sporcuları, streamerları, cosplayerları birbirine düşürmek ve başardığımı düşünüyorum. Böyle bir tip vardı ya, böyle insanları konuk edip kavga ettiren. Kimdi o? Şeye benziyor, Beyaz Show'daki Hande teyze durumu geldi aklıma. Ne dedin yok, sen? Yok yok, şey vardı ya, birisi vardı. Kenan Açıkgöz müydü? Bir tane sen bilirsin. Böyle bir show vardı, her katılan bir sorun oluyordu, bir kavga oluyordu falan paso. Yalçın Çakır'ın programını mı diyorsun abi? Hani böyle eşekli meşekli garip olaylar. Aman abi, eşeğe falan girmeyelim şimdi. Yok işte, tamam, kanalı kapatmaya hiç gerek yok. Yeni sorular var, onlara bakacağım.
Bir ara Gaming House ile ilgili bir fotoğraf paylaşılmıştı sanırım. Biraz bu konuda bilgi verebilir misin? Evet, Gaming House tarafını ben biliyorum aslında ama sana sorayım. Ne durumda? Sorunun başını bir daha durabilir miyim? Bizimkileri dinliyorum. Şöyle sorayım. Gaming House'unuzla alakalı bir fotoğraf paylaşılmıştı. Şu an ne durumda? Şu anda... Tamam, bana da oradan gerekli bilgi geldi. Çarşamba günü başlıyoruz Gaming House'a. Harika, çok güzel. Bol bol fotoğraf ve video görecek miyiz? Bol fotoğraf ve video mutlaka göreceksiniz. Ama yerleşmemiz bir hafta olacak. Evet, çünkü oraya yeni bilgisayarlar kurulacak, düzenekler kurulacak, oyuncular orada yaşayacaklar. Yani o yaşamaları için o gerekli ortam sağlanacak, o kadar hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Birkaç gün içerisinde ilerlenmiyor, yapılmıyor. O yüzden bir hafta 10 günü bulacaktır ama çarşamba başlıyoruz bunlara diyebilirim. Okey, çok güzel. Peki Dark Passage'in Dark Passage Tigons takımı, yani küçük takımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncular ne düşünüyor? Onlar da fikirlerini söyleyebilirler. Aces'ın da böyle bir akademi ya da genç takımı olacak mı ileride? Şimdi ben bu soruyu aslında sesleriniz yerine gidiyor. Onur'a bir sorayım istiyorum. Onur, sesini oradan buraya alıyor, haberin olsun. Şöyle bir soru geliyor. Dark Passage'in Tigons hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de böyle bir akademi takımı kurma planınız var mı? Kaptana sorduğum soruyu. Ya bence Dark Passage'in böyle bir takıma geçmesini mantıklı buluyorum. Ama bizim daha biraz daha zaman ihtiyacımız var bence o takım için. Yani kendi işlerimizi halledelim, takım otursun. Bunlardan bir gaming lazım mesela. Sonrasında böyle bir oluşma biz de girebiliriz. Duydunuz mu? Duydum. Bir saniye Skype'ın sesini kapatmam lazım. Evet, duydum ve şunu iletmeni rica edebilir miyim? Ben abi Onur'un sesine bayılıyorum ya. Adamın ses tonu çok güzel. Batuhan senin sesine bayılıyormuş ya. Çok güzel. Ben de onun sesine bayılıyorum. O da senin sesine bayılıyormuş. Ama benim sesime bayılan tek kişi o değil. Abi ben aradan çıkayım mı? Okey okey. Sorum yine Emre'ye. TT'den ayrılmanda oyuncuların etkisi oldu. Bence çok güzel soru. Berk Doğan sormuş. Duydun mu? TT'den ayrılmamda oyuncuların etkisi oldu mu? Hı-hı. Olmadı. Çok emin konuşuyorum. Bilmiyorum. Bu şey gibi. Hani ilişkiniz bitti ama aldatıldın mı? Bilmiyorsun ki. Yani sadece ayrıldığını biliyorsun. Hani bu konu hakkında bir fikrim yok yani. Ben olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Bu arada sana bir iltifat var. Bana da var ama bana kısmını okumayacağım. Ama bana da iltifat var, bunu bil yani. Bil diye söylüyorum. Evet, mutlaka. Emre'nin yaptığı yayınlar, yayınları başka kimse bu tadı vermiyor. Radyo tadı olsun, yeni tecrübeler olsun. Bana bir şeyler kattığını düşünüyorum demiş Mehmet. Ne mutlu ki amacım. Ne mutlu ki amacıma ulaşabilmişim. Çok teşekkür ederim Mehmet. Öyle. Peki şunu soracağım. Çok az izlenirsen 15 kişi, 10 kişi, 5 kişi, belki 2 kişi. Tekrar evet. Yine de devam eder misin streaming'e? Ben zaten yayın yapmaya 3 kişi başladım. Eğer tekrar 3 kişi izlemeye başlarsa muhtemelen bir şey kaybetmemişim. Başladığım noktada duruyor olurum. Neden bırakayım ki? Ama kazandığın insanları kaybetmek de kayıp değil mi sonuçta? Sonuçta bir insan kazandın, kaç bin follower'ın var. Kaç bin follower olduğu çok önemli değil. Beni izleyen insanlar izlemekten vazgeçiyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorumdur, değişmişimdir. Hı hı. Bu zaten benim çok büyük bir hatamdır. Bu insanların suçu değil, benim suçum. O zaman neyi yanlış yaptığıma bakarım, nerede hata yaptığıma bakarım. Bu karakterim değişmiş demektir ve böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Peki, e-spor ve streaming kariyerinde hiç pişman olduğun ya da yanlış aldığını düşündüğün kararın var mı? Evet. Nedir? E-spora girmek. O zaman bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey düşünüyorsan şu an nasıl en öncelikli adımın ya da en önceliğin, en büyük önceliğin e-spor olabiliyor? Uyuşturucu gibi. Arkadaş denetir, sonra kendin alırsın mantığı. Bulaştı yani, diyorsun artık içinden bulaştı, çıkmam. Bulaştı artık kurtuluş yok. Her zaman daha fazlasını istiyorsun. Olay tamamen bununla ilgili. Okey, çok güzel ya. Bunu duyacağımı hiç düşünmüyordum. Açıkçası ben bilmiyorum yani mesela o kadar sıkıntılı mı ya da neden hani mesela bunu söyledin? Acaba sıkıntısı mı çok büyük yoksa çok mu zaman alıyor yoksa başka şeylere mi fokuslanmak isterdin? İnsanların birbirinin yüzlerine gülerek birbiri arkasından konuşmaları ve işler döndürmesi benim çok hoşuma giden bir şey değil. Ben dürüstlük ve netlikten yana bir adamımdır. Bu nedenle... bu nedenle... çok bana göre değil bu topluluk. O nedenle ben zaten kendi oradaki 200 kişilik grubum ve takımımla yoluma mümkün olduğu kadar küçük bir şekilde devam ediyorum. Bu arada Gökhan'ın da sana selamı var demiş.
Oradan el sallıyor sana şu anda. Ha, Gökhan burada mı? Evet. Şu an. Gökhan'a da selamlar. Arkadaşlar Gökhan hakkında çok kısa bir bilgi vereceğim. Gökhan hiç kimsenin görmediği Asus'un gizli şeyi, adamı. 8. künefe diliminin sahibi. Evet, gerçekten öyle. Böyle söyleyeyim. Peki o zaman şöyle söyleyeceğim. Yavaş 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 sonuna geleceğiz. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ya da Oxy bu arada hala sinirli ve yardırıyor. İstersen onunla alakalı bir toparlama yap. O da rahatlasın. Evet, onunla ilgili söyleyeceğimi söylemiştim fakat duymamış olabilir istersen. Yanlış anlaşılma oldu. Ben o kalabalık kitleyi ve kontrol edemediğim sohbet ortamını sevmiyorum. Kendisiyle ilgili söylediğim şeylerde samimiydim. Bunları bana karşı çıkmalarına rağmen kendi sohbetimde bile yazdım. Neden böyle düşündüğümü anlayamadım. İstersen daha açık ve net şekilde bir daha söyle hani şeyi. Ben anladım çünkü ama o sanırım söylediğim Oxy'ye şey laf söylediğini söylemiş. Hayır, bunu da söyleyebilirsin hani. Sonuçta insanların düşünceleri olumlu olumsuz olabilir. Hayır öyle bir şey söylemem. Ben bunu Kerim'e karşı da söylemiştim. Bunu kendi yayınımda da söyledim. Yayınlarımı izlediğini zannetmiyorum. Hı hı. İzleseydi muhtemelen böyle bir şey düşünmeyecekti. Sadece o benim LoL'de yayınımda görmek istemediğim bir kitle var. Hı hı. Kerim LoL'deki sadece tek bir kitle değil birçok kitleye sahip ve benim bu görmek istemediğim kitleye de sahip. Bu nedenle ben o şekilde Kerim gibi olup o kitleye sahip olmak istemezdim. Söylediğim şey buydu. Buna sahip olmak isteseydim zaten buna benzer hareketler yapardım ama yapmadım. Ki bu Kerim'e söylediğim şey doğru. Yani Kerim, ben bunu hep söylüyorum, çok akıllı bir adam ve kitleye oynuyor ve kendisi de hiçbirimizi başaramadı. Burada bunu ne sen başarabildik ne ben başarabildik. Bu kadar insan ulaşabiliyor. Bak, kitleye oynuyor lafı da bence şey oluyor, yanlış anlaşılabilir. Nasıl söyleyebilirim? Kitlenin istediğini veriyor. Entertainment yapıyor diyelim ona. Evet. Yani kitle böyle bir eğlence şekli örüyor. Hı-hı. Ve o da onlara tam istediği şeyi veriyor. Ben burada kırıcı olmaya ya da birine laf sokmaya çalışmıyorum. Ama demeye çalıştığım şey şuydu. Bu yayından bahsetmiyorum bu arada. Genel kendi yayınlarımda da bunu hep söylüyorum. Ben bu şekilde davranmıyorum çünkü ben böyle bir kitle istemiyorum. Çünkü bu kitle benim hoşuma giden ve sevdiğim bir kitle değil. Söylemek istediğim şey sadece buydu. Yok, ben de mesela seni anlıyorum ve mesela şunu belki ekleyebilirim. Mesela bu kadar büyük izleyici senin kontrol edemeyeceğin bir izleyici olacaktır. Mesela belki bu kadar büyüklüğü istememenin sebebi de bu olabilir. Haklı aslında mi? Ben kendi yağımda kavrulmayı biraz seviyorum. O nedenle bu kadar de gözüm olmamasıyla da alakalı. Yani okey, tamam. Yani Oxy bence anlamıştır artık. Konuyu çok uzatmanın alemi yok. Şey soracağım. Müzikle çok içli dışlıydın ve çok zayıftın. Ne zaman kilo vereceksin, ne zaman müziğe döneceksin? Tekrar insanlar ne zaman sana baktığında oha yakışıklı adammış bu çocuk diyecek. Zayıflama konusu şu an zor vallahi, buradan yemeğe gideceğimizi düşünürsem. Fakat müziğe yavaş yavaş, müzikle uğraşıyorum ya. Müzikle uğraşıyorum yani. Ne yapıyorsun yani, uğraşıyorum dediğin ne ya? Nedir uğraşmak? Bir sürü gitarlı videolar koydum. Ayşe Altunan'ın gitar cover'ı bile çektim. Daha ne? Onlar yetmez. Daha ne olsun? Daha artık lise zamanlarımda kaldı ya müzik işleri yani. Yaşlandık artık be abi. Çok onlara uğraşacak, onlara vakit ayıracak zamanım artık çok fazla olmuyor. Ne yazık ki. Okey. O zaman arkadaşlar sizden son bir soru rica edeceğim. Emre'ye son bir soru yönelteceğim. Ondan sonra yavaştan Hearthstone maçına geçeceğiz. Hearthstone yayını demiyorum bakın. Hearthstone maçı diyorum çünkü... Dark Passage oyuncusu. Bak artık Dark Passage oyuncusu diyorum. En iyi arkadaşım demiyorum. Smash vs. Crank yani Orhan'la VS atacağız ve Emre ne yapacağız biliyor musun? Kaybeden şarkı yapacak. Ne şarkısı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Instant şarkı yapacağız o an yani. Aklımıza gelen bir şarkıyı çalacağız. Ama yani bu beste o an yapılacak. Yani böyle ne konusunda olduğu hakkında bir fikrim yok. Fikirlere açığım. Ama kaybeden şarkı çalacak yani. Bence mağlubiyetin sana tattırdığı hazmedilemez acı üzerine yapmalısın bu şarkıyı. Hani ilk bir kere yaptım, iki kere yaptım ama her maçı kaybedeceğimi düşünürsek
O acı çok büyük bir acı olabilir şarkı yapacağım. İşte şarkı da gittikçe hislenecek abi. En son Nurli Yerlitaş'ın Titanic performansıyla kapatabilirsin. Bakın, Sahen diye bir herif çok güzel bir şey söylemiş. Herif dediğim belki genç bir arkadaş. Herkes işini layığıyla yapmaya çalışıyor. Yayıncılar olarak birbirinizin sidik yarıştırmasını anlamıyorum. Ben de senin pipin büyük, benim pipim büyük muhabbetine hiç sevmiyorum. Açıkçası girmek de istemiyorum çünkü en büyük dervişim öyle yok. Öyle bir durum yok. Niki neydi? Fark etmez. X ya. Ne olacak? Ne yapacaksın? Hemen mesaj atacaksın değil mi özelden? Sen ne demek istiyorsun diye. Canım sen X. Son bir soru ben sorayım izleyicilerden gelmeden. Hadi bakalım. Şunu soruyorum. Yurt dışından bir takımdan koçluk teklifi gelse. Evet. Bu soruyu iletme yanındakilere. Bilmesinler ve dürüst ol cevabında lütfen. Sen de dürüst olacaksın. Ünlü bir takım olabilir. TSM olur, Fanatik olur, ne olursa. Koçluk, analistlik bir şey, herhangi bir görevde teklif gelse nasıl bakarsın, nasıl değerlendirirsin? Açık mısın bu tarz tekliflere? Değilim. Henüz o tarz bir takıma yeterli olacak seviyede koçluk yapabildiğimi düşünmüyorum. Aynı zamanda şu aşamada biz bir hayal, biz bir amaçla yola çıktık. Bu amaç doğrultusunda takımımı, dostlarımı ve aynı zamanda ailemi yarı yolda bırakmaya da hiç niyetim yok. Okey, güzel bir cevap. Umarım bu çıktığınız yolda başarılı olursunuz. Gönlüm Aces'tan yana diyemeyeceğim. Gönlümün yarısı Aces'tan, yarısı HVA'dan yana. Maalesef HVA fanboyluğundan ancak %50 kurtulabildim. Gerçekten onlar da sevdiğim bir ekip. Ama şu beni çok gururlandırıyor ve gerçekten heyecanlandırıyor. Eskiden izliyorduk, DP yeniyordu. İzliyorduk, bir şekilde DP yeniyordu falan. Yani bugün e-sporda gerçekten birbirine rakip olan ve çok keyifli maçlar çıkartan en az 3 adet takım var ve bunlar daha da çoğalacaktır. Sadece 3 takım değil. En az 3 adet takım yani hani. Birazcık hakaret etmiş oluruz diğer takımlara. Şu anda Şampiyonluk Ligi'ne çıkan takımların hiçbiri güçsüz, öyle rastgele gelmiş basit takımlar değil. O zaman çok teşekkür ediyorum sana geldiğin için ve yavaştan Hearthstone müsabakasına doğru kavga çıktı değil mi ya? Evet. Okey tamam, senin başını belaya soktuğuma göre ben görevimi yaptım. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum ve yarınki maçınızda size ve rakibinize başarılar diliyorum. Herkese selam söyle. Şu an tartışmaya girdiler. Niye? Pozisyon ve şey tartışıyorlar. Hangi pozisyon? Oğlum duşla başladık, pozisyonla bitiriyoruz. Sizin de ekip bayağı kaynaşmış ya. Şu anda... Evet arkadaşlar, Aces'ı daha fazla irdelemeyelim. Onlar kendi yağında kavrulsun. Kendi duşunda kavrulsun. Ben 2 dakikalık bir ara vereceğim. Ondan sonra Hearthstone'da Smash vs. Krunk Hearthstone maçları kaybeden şarkı çalacak. Bakalım, hep ben çalacağım ama bakacağız işte. Tekrar sağ ol Emre, görüşmek üzere. Ne demek, görüşmek üzere.